Şimdi bugün bütün konuşulanları dinledim. Memleket gerçekten ciddi bağlamda büyük sıkıntılara doğru sürükleniyor. Ve maalesef bu atama hükümet bu konularla alakalı bir şey yapmıyor. Yaptığını iddia ediyor. Ancak bir olay vardır ki zamanı nasıl erken satın alabilirsiniz? Hikaye buradadır. Çünkü zaman aktıktan sonra zararları çok büyük oluyor. Geçen gün bir gazetede gördüm. Sayın Ziya Öztürkler şöyle bir şey söyledi. Yani burada olduğum için söylüyorum Sayın Bakan. 5000 insan ihraç ettiniz değil mi? Bana göre 15000 insan daha ihraç etmeniz gerekir. Özellikle köşe bucakta bulunan sivil polislerle de diyalog kurarsanız ve veya bilgi almaya çalışırsanız saat 2'den sonra özellikle Lefkoşa ve Girne'de sıkıntıların ne kadar büyük olduğunun altını sizlere çizebilirler ve bu gerçekleri göz önüne alarak daha hızlı hareket etmeniz gerekliliğinin altını çizmek isterim. Tabii ki bu vahşi kapitalizm neler getirir? Çok şey getirir. Çok şey getiriyor ve nasıl önlem alacağız? Daha hızlı hareket etmemiz gerekliliği inancındayım. Şöyle ki benim kardeşim hep söyledim buradan gene söyleyeyim. Mimardır. Büyük bir şirkette de mimardır. Ve Aysergi'den Tuzluca yol kavşağına kadar olan yerlerde inşaat izinleri tamamlanıp inşaatlar bittiği takdirde oradaki bölgenin nüfusu 100.000'in üstünde olabileceğini iddia eden bir mimar kardeşim var. Zaten göstergeler de onu gösteriyor. Ve bu vahşi kapitalizm gelirken bırakın arıtmayı, bırakın yeşil alanı, şu anda mevcut Bekirpaşa Lisesi'nde 700 nüfuslu, bana göre 900 nüfusludur tabii Bekirpaşa Lisesi. 900 nüfuslu Bekirpaşa Lisesi'nde %30 dolaylarında Türkçe bilmeyen çocuklarımız vardır. %30 yaklaşık 210 insan eder. Bu sevgili dostlarım büyük sıkıntıdır. Neden büyük sıkıntıdır? Çok yönünü anlatabilirim, tarif edebilirim. Ancak eğitimin içinden geldiğiniz için buna gerek yoktur diye iddia ederim. Biz kolejde de okurken bu tarz sıkıntıları gördük. İngiltere'den gelen çocukları, yabancı uyruklu çocukların bizimle birlikte adapte olamadığını, Türkçe derslerinden kaldıkları zaman da sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldıkları, sonradan bunların hayata nasıl ayak uydurdukları, bunlar hep soru işaretleri taşımaktadır. Dolayısıyla bu vahşi kapitalizm gerçekten çok hızlı gitmektedir, ilerlemektedir ve bizleri hep geriye atmaktadır. Devleti idare edenler bir iki adım geriden gelmektedirler. Şöyle ki 10 yıldan beridir Pamuklu Hastanesi diye konuşuyoruz. Sizler geçen gün sağlık merkezinden bahsettiniz. Sağlık merkezi istemeyiz beyler. Biz pandemi hastanesinin tıpatıp aynısını bize Pamuklu Hastanesi, Pamuklu'nun dört yol kavşağında bulunan oradaki yere yapın. Gerisi yalandır. Ama sizin bu boşluğunuzdan faydalanan iş dünyası ve vahşi kapitalizm bugün Pamuklu'nun etrafında olan yerlerde Aysergi'de olsun, İskele'de olsun, Pamuklu'da, Bafra'da olsun, 4 tane, 5 tane sağlık merkezi açılmıştır. Elbette ki yurt dışından gelen insanlara hizmet eder onlar. Ama İskele Karpaz'da bulunan o fakir insanlar fakirliğine devam etmektedir. Tabii bu arada dün yapmış olduğumuz söyleşide, sohbette şöyle bir cümle attılar orta yere Sayın Bakan, Sayın Berova. Dendi ki sıcak para yok,
Kara para çok. Evet, sıcak para memlekette yoktur. Kara para çoktur. Neden çoktur? Bir emlak satıcısıyla konuşurum. Birisi ararmış ya da o ararmış işte şahsı. Dermiş ki satılık arazi var. Tamam dermiş. 30 binden başlıyorum. 30 bin sterlindir. Türk lirası değil mi arkadaşlar? Sonra diyor eğer yolu varsa daha yüksek. Elektriği varsa daha yüksek fiyatlara çıkıyor. Tabii 6 dönüm 10 dönüm satan kapar 400 bin sterlini. Kendini kral zanneder. Ama işin özü bu değildir. Bunu sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten artık yüzünüzü biraz da bizim memlekete dönün. Çünkü bu memleket gerçekten tıkandı, sıkıştı ve yol kat edemiyoruz. Tabii ben 10 yıllık siyasi hayatıma baktığım zaman buralarda liyakatın tamamen kaybolduğunu gözlemlemekteyim. Ve bu liyakat kaybolduğu için de sizler yandaşlarınıza tıpkı Devrim Barçı'nın burada söylediği gibi bir taykada ya da 3 ay bir günde 750 bin Türk lirası ekstra para vermenize sebep olur ve veya öyle ortamlar yaratırsınız. Yani bu devleti çok acımasızca yönetirsiniz. Yine biraz da bu küçük baş hayvancılığından bahsedeceğim. Sabahleyin konuşmaları da duydum. Dursunoğlu'nu da duydum. Sayın Bakan dedi ki biz bin boğaya baskı yaparız. Zam yapmasın diye. Buradan altını çiziyorum. Bugün saat 12 gibi sipariş veren bir hayvancı bana dedi ki bin boğada yem 470 TL idi. Tam sipariş verdim. Verdim veriyorum derken 510 TL olduğunun altını çizdiler. Bana göre eti satan üretici değildir sevgili dostlar. Eti satan kasaptır. Peki kasap ne yapar? 24 saat buzluklarını çalıştırır. 24 saat buzluklarını çalıştıran bir kasap reyonunun ödediği elektrik parası nedir arkadaşlar acaba? Bana göre minimum 20 bin Türk lirası. Peki yanında çalıştırdığı insanların asgari ücreti, sosyal sigortası, ihtiyaç sandığı elbette ki fiyatları yükseltecek. Dengesizlik varmış. Kıymadan örnekler verdi Sayın Dursun Oğuz. Söyleyeyim Sayın Dursun Oğuz, bilmezsen öğren. Bir bardak ağırlığında kuyruk yağı koyarlar kıymanın içine, kıyma ucuzlar, 240 lira olur. Hikaye buradadır. Peki 9,5 eurodur güneyde, Lefkoşalı gider alır, Girneli gider alır. Ama geçemeyenler en pahalıdan eti al. Peki neden fiyatlar yükselir? Çünkü Sayın Ziya Öztürkler buradadır. Bütçe görüşmelerinde söylemişti. Yazılı tutardı. Şu anda yazılı tutmaz ama bu kadar çalışma izinli, bu kadar yabancı uyruklu, bu kadar bilmem ne diye söyledi. Benim hesaplarıma göre 1 milyon nüfusun üstündeyiz. Kaldı ki bu vahşi kapitalizmin getirdiği insanlar kimlerdir? 1+1'i 170 bin sterlini alanlardır. 170 bin sterline ev alan insanlar et mi yiyemezler yani? Dolayısıyla bu denge veya dengesizlik üreticiden gelmiş değildir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Giden sene Karebala, Vigo, Kare Sano 40 Türk lirası. Bugün kaç para? En uzak yerde bile 100 Türk lirasıdır. Yani giden sene 2000 adet satın alan adam 80 bin TL öderken bu sene 200 bin Türk lirası ödeyecek. 200 bin Türk lirası ödeyen bir üretici, ödeyecek olan bir üretici 3 kamyon arpa almayı bilir ve Vigo Sarosu almaz. Ama süt satan inekçi ve eğer
yetiştirmediyse ve eğer gereğinden veya işletmesi çok büyükse ona pahalı gelmez bu Vigo Sanos'un. Dolayısıyla bunları bütün çevrelerle oturup ortak akıl üretilerek yaratılması gerektiğine inanmaktayım. Tabii bunu yapmazsınız, yapmazlar ve sıkıntılar hep devam eder. Şimdi Sayın Bakan'a buradan daha önce de söylemiştim, yine söyleyeyim. Bana göre Yeşilköy Ormanı'nı keçi çobanlığına aşması gerekir. Dahası var, benim şahsi düşüncemdir bu. 2.50 boyundan yüksek çam ağaçlarının olduğu yerlerde evet keçi çobanlığını açması gerekir. Neden? Bizim halkımızın para kazanması gerekir. Neden? Nasıl? Şimdi anlatacağım. 300 baş keçisi olan bir adam hiçbir şey satmasa 600 Türk lirası teşvik priminden 180 bin lira yılda alır. Hiçbir şey yedirmese ve tamamen ormana salsa, tıpkı Erenköy'ün üstündeki eski köy olan Alevka'nın orada bulunan Güney Kıbrıslı bir vatandaşın 3000 adet hayvanı gibi, ama biz 300'den sınırlandıralım ki en azından oralarda üretici sayısını çoğaltabilelim. Bunu yaptığımız takdirde 180 bin lira yalnız teşvik primi alır. Geçtim onu, 300 tanenin içinde diyelim ki 100 oğlak aldı, 50 tanesini 4 bin liradan satsa 200 bin lira, işte sana 380 bin Türk lirası. Diğer 50 tanesi de yaşlı hayvanların yerine veya ölen hayvanların yerine koyacağı damızlık hayvanlar sayesinde hem hayvancılık yapar, hem para kazanır, hem de senin kapını çalmaz, beni işe koy diye. Dolayısıyla böyle bir çözüm önerisi sunmaktayım Sayın Bakanımıza. Şimdi bugünlerde bizim bölgede bayağı rahatsızlık getiren bir olayı da dile getireceğim. İlgili yerlere de ulaştım. Gerçekten uğraşıyorlar. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların da bilmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs'tan 15 insan ekmek parası kazanmak için Sudan'da bir Türk enerjisi şirketi tarafından oraya çalıştırılmaya götürüldüler. Malum bugün oralarda yapılan darbe sonucunda 15 KKTC vatandaşı mahsur kaldı. Bu bilgiyi ben aldıktan sonra bu konuyla alakalı Cumhuriyetçi Türk Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile ilgili bakanlık nezdinde girişim yapmış olup takiptedir. Öncelikli tahliye edilecek olanlar arasındadır bu 15 tane insan. Ancak silah burunlarında, silah başlarında dayalı bir şekilde olduğunu iddia ediyor. Orada bulunan ve temas ettiğimiz ve bizim bölgeli olan bir çocuk sayesinde. Şimdi hani dersiniz ya milli hava yolumuz vardır. Nerededir o milli hava yolumuz? İşte kaldırın bir özel uçak ve bu 15 tane çocuğumuzu da getirin. Çünkü orada bu çocuklar Niyala şehrindedirler ve orada havaalanı vardır. Özel uçakla bu çocuklar getirtilebilir. Bu çalışmaları biz yapacak değiliz. Bu çalışmaları elbette ki sol tarafta oturan ve hükümet olduğunu iddia eden atama hükümetin yapması gerekir. Tabii kimin canı yanar? Ailenin canı yanar. Kimin canı yanar? Orada bulunan insanların canı yanar. Ancak ve ancak tabii ki Sayın Tahsin Ertuğrulluğuna da ulaştım. Uğraştığını, çalıştığını, çabaladığını söyledi. Ancak yeterli değildir. Yeterli olan bu 15 tane çocuğumuzun nasıl ki 400 tane TC vatandaşı insanın Türkiye'ye getirildiği şekilde bu 15 tane insanımızın da KKTC'ye getirilmesi için gerekli çalışmaların daha hızlı bir şekilde yapılması gerektiğine inanmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.